Aslında daha çok özellikle katılım bankalarında anladığım kadarıyla bir mal alırken, evet, bir kobi'sek bir şey, evet, yatırım yaparken kullanıyoruz. Evet. Genelde bizim zaten finansman yöntemimiz bir varlık olması lazım gerisinde. Bir şey almamız lazım. Eğer bir ihtiyaçsa, bireylere yönelikse ya konut alımını finanse edebiliriz ya taşıt alımını finanse edebiliriz ya da başka bir ihtiyacı vardır. Bir kobi ise makine alırken makinesini alabiliriz. Tabii leasing yöntemimizle makinalarının finansmanına, yatırımlarının finansmanına aracılık ederiz. Bizde ihtiyaç kredileri düşüktür genelde. Sadece gerçek ihtiyacını fonlarız biz. Dolayısıyla böyle bir aslında bakarsanız bizim yani katılım bankacılığını genelde kobi bankacılığı diyebiliriz. Yani baktığınız zaman kendi içimizde toplam kullandırılan fonların %30'a yakını kobi ağırlıklı. Hatta ticari ve kurumsal dediklerimiz de bankacılık sektörüne mukayeseyle kobi niteliğinde olarak varsayarsak %50'lere ulaşan bir ağırlığı vardır yani genelde. Ama mesela ben bireysel bir kişi olarak ev alacağımda da size gelebiliyorum. Tabii ki, tabii ki. Var, tabii ki. Fark yok. Hiçbir fark yok. Hatta başka farklı modelleri de deniyoruz. Bireysel mesela devam eden inşaat projeleri diyoruz. Müteahhitle birlikte ortak fonlama sağlayarak fonlama maliyetini biraz daha uygun hale getirmeye çalışmalarımız oluyor. Geçmişte çok yaptık. Katkı paylı diyebiliriz. Yani gerçi bankalar da yapıyor da yani bunlar da ağırlıklı olarak bireylere yönelik sağladığımız imkanlar. Konut finansmanında. Peki, veya taşıt finansmanında. Biz şimdi